Hükümden dışı ilk söz Gazze'de yaşanan insanlık dramı hakkında söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Cuma İşten'e aittir. Buyurunuz Sayın İşten. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün mübarek Kadir Gecesi. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyor. Bugünün Müslümanların dirilişine vesile olmasını diliyor. Hepimizin dikkatlerini kanayan yaramız Filistin'e çekmek istiyorum. Mazlum çocuklar, mazlum insanlar, terörist İsrail'in zulmünden dolayı bir bir Allah'a kavuşurken insanlığın vicdanı ölmeye devam ediyor. Ey Filistin, sen Mescid-i Aksa'sın. Sen Miraç'sın, sen Kubbetü Sehra'sın, sen Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'sin, sen ilk kıblemizsin. Ey Filistin, sen Resulullah'ı bağrına basan, Allah ile buluşturansın. Sen Haçlı ordularının, Haçlı zihniyetlerin korkulu rüyası olan ve barışı kanla değil, kudretle, davetle, sevgiyle tarihe kazıyan Selahaddin-i Eyyubi'sin. Sen ki Sultan Selahaddin-i Kürdi'nin bizlere mirasısın. Sen ki 2. Abdülhamit'in adı ile tüm ümmetin toprağısın. Sen ki ümmetin namusu, şerefi ve haysiyetisin. Ey Filistin, sen utanma, biz utanacağız. Sen başını eğme, biz başımızı eğeceğiz. Ümmetin namusu, şerefli bu topraklar artık Siyonist, haydut, terörist İsrail tarafından ayaklar altına alındı. Onur, haysiyet ve insanlık bu Siyonistlerin elinde can çekişiyor. Ey 8 milyonluk terörist İsrail, İsrail için ebabil kuşlarını bekleyen 1,5 milyarlık İslam dünyası ve devletleri, ebabil kuşları geldiğinde taşları sizlere değil, suskun olan Müslümanlara atacaktır. Bazı Arap devletleri petrolleri sayesinde namuslarını ayaklar altına almış ve katliamlara göz yumuyorlar. Her sabah çocuklarını öpüp dışarı çıkan ve bu duruma sessiz kalan insanlar, utanın. 7 yaşında ellerini zafer işareti yaparak Siyonist askerlere cesurca kafa tutan Filistinli çocukları görüp izleyip sessiz kalanlar, utanın. Hala Siyonistler için ağaçların taşların dile gelmesini bekleyenler, utanın. Filistin'de 66 yıldır masum çocuklar katledilirken bundan siyasi rant devşirmeye çalışıp yalanlar ve iftiralarla bizi Siyonist alçaklarla işbirliği içerisinde gösteren içimizdeki hainler, utanın. Hala İsrail terörist diyemeyen korkaklar ve alçaklar, utanın. Ey zulme sessiz kalanlar, sözde hoca diye geçinenler, Pensilvanya'da efendilerin kucağında oturanlar, hainler. Müslümanlara gelince horoz olanlar, Siyonist terörist alçaklara gelince, İsrail'e gelince koyun olmayı çok iyi beceriyorlar değil mi? Ey Pensilvanya, biraz şerefin, haysiyetin, namusun, onurun varsa bir beddua da terörist İsrail için yap da biz de görelim. İsrail terörist devlettir de biz de görelim. Desene, diyemezsin, yapamazsın, efendilerin söyletmez sana. Siyonistler ve Haçlılar Selahaddin Eyyubi'yi, Fatih Sultan Mehmet'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı çok çok özlemişler. Ama hiç merak etmeyin, biz dedelerimizin torunuyuz ve mirasımıza sahip çıkarız. Gerekirse bir bir şehit olup yüz binlerce defa dirilir ve yine gelip başınıza dikiliriz. İnancım şudur ki 1,5 milyar Müslüman aynı anda tükürse bu Siyonist alçakları tükürüğümüzle boğarız. İsrail barışın ve insanlığın düşmanıdır. İsrail büyümesin diye çocukları, doğurmasın diye anneleri ve karşı koymasın diye babaları katlediyor. Her şey bir yana, ben bir babayım. İnanın 3 kızıma bakarken insanlığımdan utanıyorum. Mavi Marmara gemisine 25 yıllık can dostum Ali Haydar Bengi terörist İsrail tarafından katledildi, şehit edildi. Bu yüzden bile Siyonist ve terörist İsrail benim ve ümmetim için can düşmandır. Bu nedenle konuşmamı bu güzel şehidin anısına ithaf ediyor ve yüce heyetinizi Filistin şehitleriyle tüm şehitlerimiz için hep birlikte Fatiha'ya davet ediyorum. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezîne
en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Amin. Teşekkür ederiz Sayın İçten.